Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President of Turkey, Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Honorable President, Honorable Heads of Delegation, Distinguished Secretary Generals and Director Generals of International and Regional Organization, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a distinct honor and privilege for me as your Secretary General to call to order the 9th Summit of the D8 Leadership. We are grateful for the gracious President of Your Excellencies. Excellencies, you are kindly aware of the draft program zirve. Of work for today's session. Elimizde 2 günlük toplantılar için hazırlanan programı görmüşsünüzdür. Bugün öncelikle Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Şimdi Sayın Mustafa Orhan ve Ahmet Karalı'yı Kur'an tilaveti için davet ediyorum. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفصلت
فَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Many thanks to Mr. Mustafa Orhan and Mr. Ahmed Karali for the nice recitation of the Holy Quran.
Kur'an tilaveti için size teşekkür ederiz. Şimdi ekselanslara Mr. Shahid Hakan Abbasi, Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, as the Chairman of the ASTA Summit, for his opening statement and subsequent handover of chairmanship of the EA olarak açılış konuşmasını yapıp daha sonra sözü Türkiye'ye verecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli hükümet ve devlet başkanları, Sayın Genel Sekreter, değerli delegeler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizlerle bu güzel ve tarihi İstanbul kentinde buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Heyetim ve ben bize gösterilen sıcak konukseverlik ve karşılamadan çok duygulandık. Ve Türkiye hükümetine özellikle bu zirve için yaptıkları hazırlıklardan dolayı tebrik etmek istiyorum. Ve ayrıca Genel Sekreter Seyyid Ali Muhammed Musavi'ye de bugüne kadar D8 kuruluşunun, ekonomik işbirliği kuruluşunun işleyişini mükemmel bir şekilde yürüttüğü için teşekkür ederim. Ve kuruluşumuz istikrarlı bir şekilde ekonomik işbirliğini daha da arttırarak sürdürecektir. Ve ayrıca ümidimiz D8'i proje uygulama devresine de girdiğini görmek isteriz. Kalkınma, ilerleme ve halkımızın refahı için daha da çalışmamız gerekiyor. Ve ayrıca uluslararası düzeyde daha güçlü bir ses çıkarması gerekiyor D8'in. Hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zirve için seçtiği ekip gerçekten çok maharetli bir şekilde çalışıyor. Ve 2017 sonrası kalkınma gündemi uyarınca sürdürülebilir kalkınma ve insan odaklı kalkınmayı birer tema olarak seçtik. Ve kesinlikle güvenli ve sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmek için işbirliği şart. Kapsayıcı bir kalkınma çabası, herkesin kapsanması, kaybeden değil herkesin kazanan olması bizim önceliğimiz. Sayın Ekselansları, Pakistan D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün İslamabad'da düzenlenen 8. zirvesinden bu yana başkanlığını yürütüyor. O dönemde iki çok önemli belge benimsedik. Bir tanesi D8 şartı, diğeri de global vizyonumuzdu. Ve bunlar bizim ortak çabalarımızın temelini oluşturdu. Başkan olarak Pakistan proaktif bir şekilde liderlik yapmaya çalıştı ve hedeflerine ve vizyonuna yönelik kuruluşu yönlendirmeye çalıştı. Zirve sırasında iki konsey toplantısı, 4 adette D8 zirve toplantısı yapıldı. Ve bu süre içinde önemli bir başarı D8'in Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsüne kavuşması oldu. Bu statü sayesinde yakın bir şekilde Birleşmiş Milletler ajansları ve kuruluşlarıyla işbirliği yapma imkanını bulduk öncelikli alanlarımızda. Bu statü yine D8'e daha görünür bir konum kazandırdı ve uluslararası olarak profilini yükseltti. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada tekrar karşılıklı menfaate dayalı işbirliğini vurgulayacağız. Ama bugüne kadar yaptığımız ilerlemeleri, özellikle ticaret ve ekonomik ortaklık hedefleri açısından geldiğimiz yeri de değerlendireceğiz. Bu zirve bizim için çok güzel bir fırsat. Karşımızda kuruluşumuzun hedeflerine yönelik bulunan engelleri ele alıp aşma yollarını konuşacağız. 20 yıl önce ortak bir vizyon sayesinde ülkelerimizin liderleri bir araya geldiler ve tarım, endüstri, KOBİ'ler, ticaret, ulaşım, enerji ve turizm alanlarında işbirliği yapmaya karar verdiler. Ancak şu ana kadar maalesef beklentilerin altında bir ilerleme kaydedilebildi. Burada ivmeyi arttırmamız gerekiyor ve daha güçlü bir ortaklık oluşturabilmemiz gerekiyor. Ekselansları, D8 ülkeleri arasında ticaret ilk başta artış gösterse de sonra artış kaydedemedi. Ve
2018'de 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşma hedefi vardı. Kuala Lumpur'da belirlenen programa uygun hareket edemedik. Elimizde ticarete yönelik çeşitli anlaşmalar var. Özellikle tercihli ticaret anlaşmaları, KOBİ anlaşmaları, vize işlemlerinin kolaylaştırılması, sivil havacılık gibi önemli anlaşmalar sayesinde D8 ticaretinde önemli bir artış gerçekleşebilir. Sektörel düzeyde bakanlar arasında çok güzel yol haritaları belirlendi. Şimdi ise uygulama zamanı geldi. Evet, karşımızda güçlükler olabilir ama fırsatlar da var. Burada hükümetlerin, D8 hükümetlerinin ticareti ve yatırımları kolaylaştırabilmeleri için hukuki çerçeveyi oluşturmaları gerekiyor ve ülkelerimizde iş dünyasını teşvik etmek için uygun bir ortam oluşturmaları gerekiyor. Çünkü özel sektör firmaları sayesinde ticaret artacaktır, ortak girişimler artacaktır. Bu sebeple aktif olarak müteşebbisliği, girişimciliği teşvik etmemiz gerekiyor ülkelerimizde. Hanımefendiler, beyefendiler, bu yıl Pakistan 70. bağımsızlık yılını kutluyor. Son 10 yıl içinde birçok zorluk yaşadık. Terörizmin bizim bölgemizde, ortamımızda ve daha da ötesinde yarattığı tehditkar ortamla mücadele etmek zorunda kaldık. Burada kararlı bir şekilde Pakistan hareket ederek bu dalgayı tersine çevirmeyi başardı. Güvenlik ortamının iyileşmesi, ekonominin de iyileşmesini beraberinde getirdi. Pakistan ekonomisi son 4 yılda ciddi bir ilerleme kaydetti. Bu süre içinde özellikle iletişim ve enerji altyapısını iyileştirmeye yöneldik ve bölgesel bağlantıları güçlendirdik. Çin-Pakistan ekonomik koridoru da yine yakaladığımız büyüme trendini sürdürecektir. Ayrıca enerji bağlantı projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Pakistan'ı Avrasya ağına katmaya çalışıyoruz. Bu açıdan Pakistan'ın hızlı bir ekonomik kalkınma süreci içine gireceğini ümit ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, burada Güney-Güney işbirliği açısından bu ağ çok önemli. D8 üyesi devletlerle çeşitli ortaklıklar yaptık ve karayolu ve tren yoluyla, demir yoluyla, ayrıca deniz ve hava yolu bağlantısıyla aramızdaki bağları güçlendirdik. D8'in 20. yılını kutladığımız bu yıl hedeflerimizi ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye verdiğimiz taahhütü bir kez daha pekiştirmeliyiz. D8 çok geniş kaynaklara sahip bir bölge. Ancak ortak kaynaklarımızı optimize etmek için daha fazla işbirliği yapmamız gerekiyor. Bunu her düzeyde, her alanda yapmamız lazım. Ancak ve ancak o zaman kritik bir sinerji oluşturabiliriz ve bu sayede güvenli ve sürdürülebilir bir refah düzeyi sağlayabiliriz. Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi size D8 kuruluşunun başkanlığını devretmekten büyük bir şeref duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, sizleri kutluyorum başkanlığınızdan ötürü ve eminim ki buradaki gösterdiğiniz zeka, dinamizm ve bilgeliğiniz sayesinde D8 kuruluşuna yeni bir dinamizm katacaksınız. Sayın Başkan, Pakistan halkı ve hükümeti adına size tam desteğimizi vermeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Ve Pakistan'da her zaman son derece istekli bir dost ve ortak bulacaksınız karşınızda. Teşekkür ederiz. Thank you, Excellencies. Now I have the honor and privilege to invite His Excellency. Şimdi de Ekselansları Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmek istiyorum. Kendisi bu oturumu başkan, D8 başkanı olarak sürdürecek. Buyurun efendim. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, değerli bakanlar, Sayın Genel Sekreter, uluslararası kuruluşların kıymetli temsilcileri, D8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı'nın 9. zirve toplantısını açarken hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüm misafirlerimize, Türkiye'ye ve İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Üç kıtada temsil edilen D8 teşkilatının 7 saygın üyesini, kıtaları, kültürleri, gönülleri birleştiren 7 tepeli güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sözlerimin hemen başında 1997 yılının kasvetli atmosferinde D8'in kuruluşuna liderlik eden merhum Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle, tazimle yad ediyor. Rabbim mekanını cennet eylesin diyor. Geride bıraktığımız 20 sene içinde D8'e hizmet etmiş, kuruluşun büyümesi, güçlenmesi için gayret göstermiş tüm dostlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ve D8 için son derece anlamlı bu yıl dönümü vesilesiyle aramızda bulunan siz değerli kardeşlerime ve misafirlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Küresel ve bölgesel gelişmeler bağlamında oldukça sancılı bir dönemde icra ettiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bugün hep birlikte gündemimizdeki başlıkları ele alacak. Geçmişin muhasebesi yanında geleceğin yol haritasını da birlikte çıkaracağız. Niyetimiz hayır. İnşallah akıbetimizde hayır olacak. Our intentions are good and Allah'tan yolumuzu, bahtımızı açık etmesini, gayretlerimizi hayra tebdil etmesini niyaz ediyorum. Aziz kardeşlerim, my dear sisters and brothers, bundan 20 sene önce D8 teşkilatının hangi temel ilkeler ve değerler üzerine inşa edildiğini eminim sizler de çok iyi hatırlıyorsunuz. Bu ilkeler aynı zamanda D8'in bayrağında yer alan 6 yıldızda da temsil edildi. Örgütü kurarken savaş yerine barış, çatışma yerine diyalog, we said çifte standart yerine adalet ve kalkınma olsun demiş. Justice and development üstünlük kavramının yerine eşitliğin, and at the time we had imagined yerine equality facing the concept of superiority, baskı ve tahakkümün yerine insan sharing, haklarının, özgürlüğün ve demokrasinin hakim olmasını human rights, tahayyül etmiş. Freedom and democracy replacing oppression and dominance. Within the last two decades, the developments which took place globally now show us how justified our concerns were at the time. Son yıllarda savaşların, in recent years, wars, ekonomik kriz ve doğal felaketlerin nedenli büyük yaralar açtığına hep beraber şahit olduk. Afganistan'dan Irak'a, this is what we have all witnessed. Libya'dan from Suriye, Afghanistan to Iraq, from Arakan'dan Libya to Syria, from Rakhine of Burma to Indonesia and Nigeria, our sisters and brothers, our friends have been experiencing suffering. İkinci Dünya Savaşı akabinde kurulan soğuk global system was established right after the Second World War. Mevcut but this system has only served a blessed and happy group of limited number of countries whose interests were secured. It has not served and satisfied no one else. Almost every 10 years,
We have been witnessing an economic crisis, olduğu, and this is where we stand today. Dünyada, we live in a world where there is a lot of richness and production, but still, our sisters and brothers in Africa today cannot meet even their most basic needs. Yerine, global injustice has not declined on the country, it has been on the rise. The threat of terrorism spreads without knowing any borders. But in spite of this, people make a difference between good terrorists versus bad terrorists. This is the kind of challenging time that we go through. At the same time, though, in a deliberate manner, people are trying to identify Islam with terrorism, Muslims with terrorists. The slaughter committed by gangs of murderers such as Boko Haram, Daesh, FETÖ and Al-Shabaab are being used as material for Islamophobia and by those circles. The refugee and migration issue is instrumentalized and everyone with a different color, language, different religion or ethnic identity is marginalized. And they are being targeted of discrimination and attacks. No one is talking about bringing an end to the hopelessness, hunger and poverty which has turned the Mediterranean into a refugee graveyard. Instead, there is talk about sinking boats to fight against irregular migration and leaving people dead. Sisters and brothers, when we look at this picture, the lesson that we learn is the following. The principles and values of D8, the need for these values has not declined. On the contrary, there is more need for these principles. As a matter of fact, the D8 is not just a group of countries around interests only. Beyond that, it is a concrete manifestation of the demand for a fair, peaceful and stable world. Bizler D8 üyeleri olarak dünyada pek az ülkeye nasip olan coğrafi ayrıcalıklara sahibiz. Üç kıtaya hakim durumdayız. We are on top of three continents. Zengin doğa kaynaklarımız. Resources, resources. Hepsinden önemlisi dünyanın yaklaşık 7'de birini teşkil eden genç ve dinamik bir nüfusumuz var. D8'i kurduğumuzda 1820 dolar olan kişi başına düşen milli gelir ortalamamız hamdolsun bugün 4.500 doları aştı. But thank God, today it has exceeded $4,500. Bunun çok daha ilerilere gitmesi gerekiyor. There is room for improvement. Yıllık ortalama büyüme oranımız birçok batılı ülkenin üzerinde %6'lar düzeyinde seyrediyor. It is around 6% in average. Sanayi, when we look at turizmden, trade, enerji agriculture, kadar, industry, tourism, alanda, energy and transportation, and in a number of other areas, we have a number of sectoral ancak partnerships. Potansiyelimizi tam anlamıyla harekete geçirme but noktasında when it comes to fully mobilizing our full potential, ticaretin we kolaylaştırılması have bağlamında, when it comes to bize kolaylı, facilitation of gümrük trade, ve visa tercihli ticaret anlaşmalarının imzalanıp when it comes to signing of preferential trade agreements, tüm üye devletler tarafından onaylanması ve uygulanması halinde all of our countries sign these agreements and we're gratified them. Currently, içi ticaret intra-D8 trade volume is around $100 billion currently, and I'm sure it can easily go all the way up to $500 billion if we sign those agreements. Our total economic size is $3.770 billion. Now, given the fact that our population is around 1.5 billion people, of course, we can obviously do more. Now, particularly in the area of defense, we can forge further partnerships and conduct projects. We can focus on good agricultural practices, clean energy, transportation, the environment, education. So there are a number of different areas for potential and cooperation. We have to identify our shortcomings. We should focus on our needs and we should take steps to accelerate decision-making processes.
in a world where everyone is changing, hatta yerinde sayması asla kabul edilmez. It cannot be possible for the eight to remain the same and stay stagnant. Yeni ortaklarla tahkim etmemiz gerekiyor. Burada rahat olun. There's no meaning in being afraid of enhancing and expanding. Our decision-making mechanisms should make use of facilities like qualified majority instead of unanimity, because a working mechanism with a unanimous voting will, in most cases, go into a bottleneck. So instead, we should, I believe, introduce a system of qualified majority, which will render our decision-making processes faster. Because the current system is, in fact, causing bottlenecks and a waste of energy and time. And the project support fund, if this fund can be mobilized as soon as possible, then the aid will be rendered a more effective and project-oriented organization. When it comes to our trade, between and among our countries, we should be able to use our own respective national currencies. If we do this, we will have marked an important groundbreaking step in the history of our organization. There is no need for our economies to be repressed under FX pressure, under the pressure of US dollar or euro. Milli paralarla, so we should be able to conduct our trade with our own local national currencies. If we do this, I believe our countries will win significantly. Bu amaçla diyoruz so ki, with the same in mind, during our term presidency, we are planning to work towards founding a clearing group. And with this aim in mind, we will bring together our central banks. The eight countries should participate more, and private sector organizations should also be engaged in our work. As the presidents of our member countries, we should fully understand the significance of the summits. We should azami gayret have more buy-in into the eight, and we should work efficiently, and we should do our best to render it stronger. So as I conclude my remarks, let me extend my thanks to Pakistan, who patiently worked as the term president, and I would like to congratulate Secretary General Mr. Musavi and his entire team, and I also wish all the success to the future Secretary General of the organization, Mr. Jafer Kushari. Thank you all for your participation. Once again, on my own behalf and on behalf of my nation and people, I extend my best greetings to you all.